Sanırım şimdilik soru yok. O zaman ben direkt şöyle başlayayım. Senin okuduğun bölüm için, ya şu an çok bilmiyorum bu bölüm başka üniversitelerde var mı diye. Bu bölüm için üniversite önemli mi? Yani Galatasaray Üniversitesi de zaten çok güzel bir üniversite ama hani bu bölüm için başka bir üniversitede seçilebilir miydi? Ya da tercih döneminde olsan sen şu Ya anda bu neyi değiştirirdin? ben yine Galatasaray'da bu bölümü okumayı isterdim. Bu bölüm benim anladığım kadarıyla biricik bir bölüm. Yani Türkiye'de bunun başka bir şeyi var mı bilmiyorum. Karşılığı var mı bilmiyorum herhangi bir üniversitede. Ama bölümü şöyle toparlayabilirim. İçerisinde hem edebiyat var, hem dil bilim var, hem karşılaştırmalı edebiyat var, hem çeviri bilim var. Aslında çok çeşitli, çok zengin bir bölüm. Her birinden belli dersler alarak bu karma bölümü tamamlıyorsunuz. Galatasaray'ın en önemli özelliği %100 Fransızca bir eğitim vermesi. Yani derslerin %100 Fransızca bir şekilde yapılması. Devamında işte İspanyolca'nın girmesiyle birlikte o karşılaştırma edebiyat kısmının pekiştirilmesi ve yine dil bilim dersleriyle hem edebiyatın hem dil bilim anlamında teorik kısmının desteklenerek oluşturulmuş bir lisans programı. Dediğim gibi ben diğer üniversitelerde bunun karşılığı var mı bilmiyorum ama pek çok farklı bölümün bir arada toplanmış hali diyebilirim kısaca. Evet, ben de denk gelmedim hiçbir yerde. O yüzden bir sormak istedim. Şöyle Galatasaray Üniversitesi'nin hani Fransızca hazırlığı var ve hatırladığım kadarıyla bu Evet. hazırlığı bitirdikten sonra Fransa'ya gitme durumu mu oluyor okulda? Yani okuldaki yurt dışı olanaklarından ve Erasmus'tan bize birazcık bahsedebilir misin Galatasaray Üniversitesi'nden? Tabii şöyle, genelde bizim bölümümüz hariç diğer tüm bölümlerde hazırlık bir sene. Bir sene boyunca çok yoğun bir şekilde Fransızca eğitimi alıyorsunuz. Bunu tıpkı bir lise gibi düşünebilirsiniz. Sabah 9, akşam 3 düzeyinde uzun bir program oluyor bir sene boyunca. Bizim bölümde ise 2 sene. İlk sene diğer tüm bölümlerle ortaklaşa bir şekilde Fransızca eğitimi alıyorsunuz. İkinci senesinde ise hazırlık daha yoğun, biraz daha edebiyata giriş yapılan bir Fransızca eğitimi alıyorsunuz. Erasmus'a bütün bölümlerde Erasmus olanağı var. Bizde de var. Üçüncü sınıfta gidebiliyorsunuz. Ya tek dönem ya iki dönem ya da dördüncü sınıfın ilk döneminde gidebiliyorsunuz. Çünkü Fransa'da lisanslar 3 sene olduğu için o bakımdan da entegre edilmesi ve denkleştirilmesi gerekiyor. Bundan dolayı bu şekilde 2 opsiyonu var. Evet, çok güzel. Ben de tercih döneminde olan bir öğrenci olarak Galatasaray Üniversitesi'ni listemde tutuyorum. O zaman şunu söyleyeyim, Şahane olur. biraz daha bölümüne girmek gerekirse, bölümdeki dersler, işte ödevler, projeler nasıl ilerliyor? Çünkü Galatasaray Üniversitesi'nin akademik olarak biraz ağır olduğunu duydum ben. Sen de söyledin zaten 9-5 lise gibi. Dersleriniz nasıl ilerliyor? Şöyle o 9-5 kısmı yani sadece hazırlık kısmında. Diğer lisans yani 4 senelik lisans normal. Diğer üniversitelerde nasıl bir lisans hayatı varsa o şekilde ilerliyor. O kadar yoğun bir şekilde değil. Ama dersler evet yoğun. Dersleri şöyle özetleyebilirim. Edebiyat kısmı dışında yani dil bilim özellikle genelde teori ve pratik kısmında ilerliyor. İlk sene teorisini gördüğünüz bir dersin. İkinci sene pratiğini yapabiliyorsunuz. Örneğin gösterge bilim dersi. Üçüncü sınıfta göreceğiniz bir dil bilim dersi. İlk senesinde gösterge bilimin tüm teorilerine hakim olup ve bunu öğrenip ikinci senesinde romanlar üstünden siz bunu proje bazlı olarak işliyorsunuz. Hocasına göre projeler değişiyor. Bazı hocalar final yapmak yerine projeyi tercih ediyor. Bazı hocalar akademik yıl içerisinde sunum yapmanızı isteyebiliyor. Bazı hocalar her hafta quiz yapıyor. Değerlendirme sistemi hocadan hocaya değişiyor. Bence ya ilk 3 sene benim açımdan gayet rahattı. Son sene mini tez yazıyoruz biz. Asıl zorlayan, hepimizi zorlayan en önemli kısım bu mini tez yazma süreciydi. Çünkü bir yandan bölüm dersleri var, diğer yandan tez süreci var. Bunun ikisinin birlikte gitmesi bayağı yoğun ve stresli bir süreçti hepimiz için. Ve bunu da sanırım Fransızca yapıyorsunuz. Bu da ekstra bir zorluk katıyordur Tabii ki. eminim ki. Ama Fransızca bilmek de Sonra bir çok yerden güzel bir şeydir. sonra gidiyor. Evet. O size yani o kuşku yaratmasın. Size o Fransızca eğitimini zaten veriyorlar. Siz onu alıp
çıkıyorsunuz ve çok rahat ilerliyorsunuz. Yani Fransızca herhangi bir zorluk yaşamıyorsunuz bir noktadan sonra. Dil sizi yani zorlamıyor. Eğer soru gelirse bu arada aklınıza chat üzerinden yazabilirsiniz ya da mikrofonunuzu da açabilirsiniz. Nasıl yani rahat ederseniz. Ben o zaman şunu sorayım. Bu bölümün genel anlamda çalışma alanları nelerdir? Sen şu anda staj da yapıyorsun bir yayın evinde anladığım kadarıyla ve Baldan Beri blogun da var. Hani şu an senin süreç için, senin için süreç nasıl işliyor? Şöyle yani bu tarz dil üstüne kurulu olan ya da işte sosyal bilimlerin bölümleri aslında hani bir meslek sunmaz öğrencisine. Size bir vizyon katar, bir görüş katar lisans eğitimi bazında konuşuyorum. Galatasaray'dan bu bölümden mezun olduktan sonra gösterge bilim alanında, çeviri bilim alanında staj yapabilirsiniz. Yani yüksek lisans yapabilirsiniz ve bu şekilde daha da bir alana sokabilirsiniz kendinizi. Devam edebilirsiniz yani. Ama lisans mezunu olarak da yayın evlerinde çalışabilirsiniz, reklam ajanslarında çalışabilirsiniz. Yani yazılı tüm alanlarda aslında çalışabilirsiniz. Sadece dil bilim alanında biraz geride kalıyor. Yani onun üstüne mutlaka bir şey katmak gerekiyor ki o alanda bir şey, bir meslek icra edilebilsin. Genel olarak böyle. Bana gelirsek de, evet bir yayın evinde staj yapıyorum. Ve bu stajı yaparken de gerçekten o lisans sürecinin bana kattığı ve öğrettiği şeylerin faydasını görüyorum, bunu kullanıyorum. Hayatıma bu yayın yolunda devam etmek istiyorum. Çok güzel. Bu bölüm için yani bir öğrencinin, yani bu bölümü okumak isteyen öğrencinin sahip olması gereken özellikleri çıkarabilir miyiz sence? Yani böyle bir durum var mı? Ben şöyle düşünüyorum. Bu bölümü ÖSS ile kazanıp gelen öğrenciler zaten belli bir İngilizce düzeyiyle geliyorlar bize. Dolayısıyla bir dili öğrenmiş olmanın verdiği bir pratiklik ve o zekada söz konusu. Dolayısıyla Fransızcayı da o kadar kıvrak bir şekilde yakalayabiliyorlar ve kapabiliyorlar. Dolayısıyla ben diye yetenekli olduklarını düşünüyorum ÖSS ile gelen kesimin. Onun dışında bunun için yani, tabii ki de okumayı sevmek gerekiyor. Çünkü bu edebiyat tarihi derslerinde ilk sınıftan başlayarak son sınıfa kadar 20. yüzyıldan neredeyse orta çağa kadar tüm edebiyat dönemlerini işliyorsunuz ve bu alanda bir sürü okumanız oluyor. Bir sürü roman, öykü, yazarla tanışıyorsunuz, okuyorsunuz. Yine aynı şekilde karşılaştırmalı edebiyat yaparken de, İspanyolca yaparken de. Dolayısıyla okumayı sevmek, araştırmayı sevmek, bu gibi özelliklere sahip olmak gerekiyor. Biraz meraklı olmak gerekiyor. Bu şekilde özetleyebilirim. Sen birazcık öğrencilik sürecinden bahset. İşte Galatasaray'da günler nasıl geçiyordu? Bölümünde nasıl çalışmalar yapıyordun? Ya da senin en işte yani genel olarak derslerinden, en sevdiğin yönünden, işte sevmediğin yönünden bahsedebilirsin birazcık. Bahsedeyim tabii. Galatasaray'da kadar güzel geçiyor. Zaten konum olarak da çok güzel bir yerdeyiz. Onun verdiği ayrı bir hava ve keyif de var. Ders arası işte Boğaz tarafına geçip çay içmek de inanılmaz rahatlatıcı geliyordu. Genel olarak büyük kısmımız hani Beşiktaş ve çevresinde konumlandığı için uzun yollardan gelmiyorduk. Yani İstanbul'da ulaşım rahatlığına sahip olmak zaten çok büyük bir artı. Benim lisans hayatım güzel geçti. Bu tabii ki de yine benim orada oluşturduğum arkadaş çevresiyle ilgiliydi. Hem bir yandan çalışan hem de bir yandan da eğlenmesini bilen bir çevrem vardı. Dolayısıyla çok keyifli bir 4 sene geçirdim ben Galatasaray'da. Bölüm içerisinde ben çok dil bilim öğrencisi değildim. Yani dil bilim dersini çok fazla sevmedim. Yine dil bilim içerisinde de hani edebiyat pratikli gittiğimiz dersler vardı ki onlar çok keyifliydi. İşlediğimiz roman skalası bakımından da çok çeşitli ve zengin bir pratik süreci, pratik yaptığımız bir süreç yaşadık. Ama benim hep sevdiğim taraf edebiyat tarafıydı. O edebiyat tarihini gördüğümüz, işte tüm dönemlerini teker teker işlediğimiz kısım çok zevkli, çok keyifliydi. Hocası da, zaten her şey hocadan kaynaklıydı. Onun anlatışı ve aktarımı çok güzeldi. Yine aynı şekilde çapraz okumalar, işte karşılaştırmalı edebiyat dersleri de aynı şekilde gitti. Sadece Fransız edebiyatını almadık, aynı zamanda Frankofon edebiyat dediğimiz, yani Fransızca konuşulan ülkelerin edebiyatına dair de pek çok eser
üstünde çalıştık. Yine sadece Fransızca'da kalmayıp Fransızca İspanyolca eserlerin karşılaştırmasını yaptık. Fransızca Türkçe eserlerin karşılaştırmasını yaptık. Yani çok zengin bir süreç olarak ilerledi edebiyat tarihi açısından. Güzeldi yani. Gerçekten güzel bir 4 seneydi diyebilirim. Peki bu edebiyat dersleri alman senin edebiyata bakışını nasıl değiştirdi? Bir kere hani her şekilde daha da bilgi düzeyini arttırdı. Çünkü edebiyat derslerinde biz sadece işte yazar ve eser çalışmak yerine o dönemin siyasi, politik, ekonomik tüm özelliklerini, tüm süreçlerini işliyorduk. Bu da yazılan eserin daha iyi anlamamızı ve daha iyi inceleme yapmamızı ve daha iyi yorumlamamızı fırsat tanıyordu. Bundan dolayı bir esere yaklaşırken nasıl yaklaşmam ya da nereden yaklaşmam gerektiğini kavrayabiliyorum. Bana kazandırdığı en önemli şeylerden bir tanesi buydu. Bir şey daha diyecektim, unuttum şu anda. İstersen sonra da söyleyebilirsin. Hani hiç evet, tamam. Aklına geldikçe. Şu ana kadar herhangi birinin aklında soru oluşmuşsa onu alabiliriz yine chat üzerinden. Eğer senin anlatmak istediğin bir şey varsa anlatabilirsin. Yoksa birazcık şundan ilerleyebiliriz. Bir dil okumak ya da dil üzerine bir şeyler okumak. Tamam, aklına geleni söyle. Sonra da bunu konuşuruz. Aklıma geldi, evet. Bu zaten yani edebiyata başlamadan önce biz bir yani ilk sınıfta tarih diyebileceğim önce Latin uygarlığı, ardından Fransız uygarlığı diye işte ilk dönem biri, ikinci dönem biri ikiye ayrılan ama bir süreci anlatılan bir ders işledik. Bu aslında tamamen Fransız uygarlığının nasıl oluştuğunu artık yani sıfır noktasından anlatılmaya başladığı bir derste. Aslında çok iyi bir tarih zemini kurdu bize bu süreç ve biz onun üstüne tüm işlediğimiz edebiyat tarihini ve o dönemleri inşa ettik diyebilirim. Dolayısıyla bu lisanstan mezun olduğun zaman çok bütüncül bir şekilde bu bilgiye ve bu donanıma sahip bir şekilde çıkıyorsunuz. Bu da sizin yine o esere yaklaşımınızı, o eseri yorumlamanızı etkiliyor. Dil okumakla ilgili de aslında ben dilci değilim. Ben dille girmedim Galatasaray'a. Fransız Lisesi'nin ayrı kontenjanı vardı. Ben temelciydim, onunla girdim. Ama dil okumak, ben de dil okumak olarak görmüyorum da aslında. Edebiyat okumak, edebiyatın yanında Türkçe dışında bir dil okumak, her şeyden önce size o dilin kültürünü katıyor. O kültüre daha çok şey öğreniyorsunuz. Bu sizin işte vizyonunuzu değiştiriyor, hayata karşı bakış açınızı değiştiriyor. Fransız edebiyatı zaten çok zengin ve çok çeşitli bir edebiyat. Yani pek çok dal, pek çok alanda işte tiyatrosu, şiiri, romanı inanılmaz iyi eserlere sahip ve hani demirbaş diyebileceğimiz bir edebiyat. Diğer edebiyatları etkilemiş bir kültür burası. Aynı şekilde tarihsel düzeyde de yine pek çok olaya zemin hazırlamış bir kültür. Dolayısıyla hani bunu öğrenmek ve hani bununla o işte ilk 20'li yaşları bunlarla haşır neşir olarak getirmek farklı bir vizyon kattı diyebilirim ben genel olarak. Evet, edebiyat okumak çok keyifli bir şey olmalı. Zaten sen de Baldan Beri adlı bir blogda yazıyorsun. O da edebiyatla iç içe olan bir blog. Şunu merak ediyorum. O blogu sen mi başlattın yoksa sonradan mı dahil oldun? Ve bu fikir hani nereden çıktı? Şöyle, benim hazırladığım bir şey değildi. Aslında Kübra, benim blog arkadaşım, onu ilk kurmuştu. Daha sonrasında biz konuşmalarımızın üstüne orayı çevirdik ve hani biz böyle bir şey yapalım, işte kitap anlatalım, şunları yapalım gibisinden birlikte evirdik orayı diyelim. Orada da ya çok keyifli geçti benim için orası da. Şu an ne kadar çok aktif olmasam da yine o lisans zamanı bir noktada hani
bir kanal olduğunu hissediyorum oranın benim için bildiğim ve işte öğrendiğim şeyleri aktarmak açısından. O yüzden orası çok keyifli ilerleyen ve hani hobi olarak diyebileceğim ve hobi olarak da kalacak bir kanal oldu. Kesin. Yani senin üniversitede okuduğun bölüm de çok etkili olmuştur bu şey konusunda, bu blogdaki yazılarını desteklemek konusunda. Kesinlikle, kesinlikle. Sen peki lisans süreci boyunca yurt dışına çıktın mı? Yok, hayır. Ben Erasmus'a gitmedim. Ben liseden sonra lisans eğitimimle hani Fransa'da devam edeceğim diyerek sadece Fransa'ya gitmiştim. Ama hani Erasmus için hem giden, yani bizim sınıfın böyle çok kalabalık bir okulda değiliz. Hani şöyle çok kalabalık bir bölümde değiliz. Hani maksimum 25 kişi vardı bizim bölümde. Bu ama 25 kişinin 19'u gitti zaten Erasmus'a ve çok olumlu şekilde, yani olumlu dönüş olarak geri döndüler. Hem işte Fransızca pratik yapmanın verdiği o kendine güvenle artık daha rahat bir şekilde kendilerini ifade edebiliyorlar. Çünkü hani Türkiye'de kalıp Fransızca konuşabileceğin insan, yani okuldan çıkınca Fransızca konuşmuyorsun. Ve okulda zaten ne kadar konuştuğun da muallak. Özellikle işte lisan ilk sınıfla birlikte o Fransız liselerinden gelen öğrenciler çok iyi Fransızca konuşuyorlar ve onların yanında biraz böyle çekiniyorlar. Bunu kırdılar diyebilirim Erasmus'a giderek. Daha Fransızca pratik yapmanın verdiği güvenle daha rahat kendilerini ifade edebiliyorlardı. Ders kısmında zorlandı anladığım kadarıyla. Çünkü Fransa zaten hani lisans bazında da çok yoğun ve çok sıkı işleyen bir süreç. Ama onu da zaten döndükten sonra denkleyerek bir şekilde toparladılar ya da alttan ders aldılar falan. Bir şekilde toparlanıyor ama yani. Ama Erasmus süreci hem çok öğretici hem çok deneyim katıyor yani giden öğrencisine. O yüzden çok keyifli bir şekilde geri döndüler diyebilirim. Her ne kadar ilk 3 ay zorlansalar da. Çok güzel. Peki Erasmus'un genel anlamda ya da yurt dışında okumanın bu bölüm için etkisi ne olabilir sence? Yani nasıl artıları olabilir? Bir kere en büyük artısı dil. Her ne kadar okulda konuşsanız da okuldan çıkınca Türkçe'ye dönüyorsunuz. Mecbursunuz buna ve okulda da sizi kimse zorlamıyor. Ama oraya gidince zoraki olarak gündelik işlerinizi halletmek için Fransızca konuşmak zorundasınız. Ve hani gördüğünüz her şey Fransızca. Dolayısıyla tamamen Fransızca uyarılarla çevrilirsiniz. Dil bakımından çok şey kazandırıyor. Sadece hani o yazı dilinden çıkıyor, size sokak ağzını da öğretiyor. Dolayısıyla dil bazında çok şey öğretiyor. Ben ders bazında da çok şey öğrettiğini düşünüyorum. Çünkü her ne kadar biz de yani Fransız edebiyatı olsa da bölüm, Fransa'da aynı bölüm daha farklı kriterlerde ve kurallarda işleniyor. Daha farklı disiplinde işleniyor. O disiplini edinmek de uzun vadede işte bir iş disiplininde daha katı kurallara, daha disiplinli bir şekilde ilerlemenize yol açıyor diye düşünüyorum ben. Peki sen şeyden bahsetmiştin, liseden sonra Fransa'ya gitmişsin bir yıl boyunca. O süreç nasıldı? Ondan da bahsedebilirsin. O süreç şöyle oldu. Yani okulu dereceyle, liseyi dereceyle bitirdikten sonra ben bir burs aldım. O bursla birlikte Fransa'da istediğim üniversitelere başvurdum. İlk ben hukuk okumaya gitmiştim Strasbourg'a. Bir sene hukuk eğitimi aldım. Ardından bir sonraki sene psikoloji bölümüne geçtim. Orada da bir yarım dönem kaldım diyebilirim. Okul süreci ilk sene bir takım olaylar yaşanmaya başlamak da çok keyifliydi. Farklı bir ortamdı. İşte dediğim gibi tamamen o işte Fransızca ile çevriliydim. İster istemez gelişiyordum dil bakımından. Genel olarak çok keyifli bir süreçti. Sadece geri dönmek zorunda kaldım. Ama yani şu anda Galatasaray'ı bitirdiğim için çok mutluyum. Daha da memnunum edebiyat okuduğum için. Peki şey dedin, hukuk ve psikoloji lisans eğitimlerine başvurdum ve aldım dedin. Yani neden? Çünkü hukuk ve psikoloji baktığımızda evet bir TM öğrencisinin seçebileceği en temel iki bölüm. Senin içinde bu şey miydi? İşte hani birazcık hukuk okuyayım, ona bir bakayım gerçekten seviyor muyum, sevmiyor muyum? Sonra psikolojiye geçtim gibi miydi? Yoksa aklında daha farklı bir plan mı vardı? Şöyle, o biraz işte kendine Plan arayış yapmıştım. süreciydi diyebilirim ben.
hani ne yapacağını bilememe, tamam şunu da deneyeyim. Hani ben şimdi böyle gittim ama ya burada da kalmışım. Sevmiyorsam başka bir şeye geçmek zorundayım ki hani ona göre bir meslek edineyim. O biraz kendini arayış süreciydi. Ama edebiyatta bulduğumu düşünüyorum. Çok güzel. Peki şunu söyleyeyim. Bu bölümde diyelim ki bir öğrenci okumuyor, yani edebiyat bölümünde okumuyor ama kendini edebiyat alanında geliştirmek istiyor. Nasıl bir yol izleyebilir? Fransız edebiyatı için mi konuşuyoruz bunu? Yani sen özel olarak orada uzmanlaştığın için evet oradan konuşabiliriz. Ama genel anlamda hani farklı bir edebiyat. Genel olarak aslında ben tarihe hakim olmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir ülkenin yaşadığı siyasi, politik, ekonomik her şey o ülkenin edebiyatını da etkiliyor. O ülkenin toplumunu etkilediği gibi. Çünkü o toplumdan feyz alarak yazarlar da eserlerini icra ediyorlar. Dolayısıyla o tarihsel sürece hem ülke bazında hem dünya bazında hakim olmak gerekiyor. Bizim işte edebiyat derslerinde bir işte ne bileyim 20. yüzyıla başlıyorsak önce 20. yüzyılın 20. yüzyılı inceliyorduk. Fransa'da ne oluyordu? Dünyada ne oluyordu? İşte dünyada olanlar nasıl Fransa'ya tezahür ediyordu? Bunlara bakıyorduk. Dolayısıyla o tarihsel sürecin bilinmesi aslında eseri yorumlar kendisine çok fazla done veriyor. İşte hangi karakter hangi neyi temsil ediyor, neyin figürü olarak karşımızda. Onun dışında aslında edebiyat tarihiyle ilgili yani biraz araştırma yapılsa çok güzel kitaplar var. Onlara bakılsa bence gayet güzel bir kaynak olabilir bakılması. Belki yüzyıl ayrılarak eserlerin işte okunması. Bunlar hani iyi bir ilerleyiş sunabilir. Peki kitaplığına bakarken aklıma şu geldi. Benim değil ama burası benim değil. İşte arkandaki kitaplığa bakarken diyeyim. Farklı edebiyat türlerine nasıl yaklaşılıyor genel olarak? Mesela fantastik edebiyata. Bölümde Okulda nasıl mı? yaklaşılıyor? Evet. Bölümde şöyle, biz önce sadece roman işledik diyebilirim aslında. Yani edebiyat tarihi derslerinde işte o 20. yüzyıl, 19. yüzyıl orada genel olarak roman işliyoruz. Ama işte orta çağa indikçe zaten roman türü yok. Onlar şiir diyebileceğim başka bir türde karşımıza çıkıyorlar. Ama genel olarak biz roman inceledik hep. Ama işte karşılaştırmalı edebiyat dersine çapraz okumalarda daha farklı okumalar yaptık. İşte feminist edebiyattan, frankofon edebiyattan yine roman okuduk. Bu tarz çeşitlikler yani fantastik edebiyat çok fazla yer bulmuyor. Şiir çok fazla yer bulmuyor maalesef ki çok isterdim bir şiir dersi olsun. Ama bunlara yer vermiyorum. Yani bunlar aslında tamamen hocanın hocaya bağlı olarak değişen faktörler. Yani onların işte ders sistemi, programı yeniden düzenlemesi gerekiyor ki bunlar da bir takım değişikliklere uğrayabilsin. Peki bölümde hani çünkü bahsettiğin kadarıyla tarihle işte genel olarak ilgili olan bir bölüm. Senin bahsettiğin bölüm. Bu bölümün Galatasaray'da çift anadal ya da yan dal imkanları neler var mı öyle? Ya da sen yaptın mı? Şöyle yani ben mezun olurken de yoktu. Ne yan dal ne çift ana dal. Bu sadece bizim bölümümüzde var. Diğer tüm bölümlerde çift ana dal yapabiliyorsunuz, yan dal da yapabiliyorsunuz. Hatta işte bazı Fransız anlaşmalı üniversitelerle çift diploma için farklı bir eğitim alabiliyorsunuz. Mesela felsefede Sorbonne Üniversitesi'yle birlikte çalışıyorlardı ve işte isteyen öğrenciler Sorbonne'dan da birkaç ders alarak online olarak o diplomayı da sahip olabiliyorlardı. Bizim bölüm için yani en son iletişimle bir yan dal düşünülüyordu ama işte programları uyuşturamadıklarından bir türlü bu gerçekleşemedi. Maalesef ki ne çift yan dal yapabiliyoruz ne yan dal yapabiliyoruz bölümde. Zaten bölüm çok yoğun bir bölüm. Yani lisansa ilk başladığınızda dönemlik 7-8 dersiniz oluyor ve bu 6'dan aşağı hiç düşmüyor son seneye kadar. Ve hepsi zorunlu bu dersler. Yani tüm bu derslerin zorunlu olarak almanız ve bunu tamamlamanız gerekiyor. Çok yoğun bir bölüm. Yani size şey alanında sunmuyor. Hadi şuradan da birkaç ders alayım. İmkanı da sunmuyor açıkçası. Bölümün kendisi zaten aşırı çeşitli ve çok zengin bir bölüm olduğu için pek açılamıyorsunuz. Ama belki gelecekte o işte Fransız Üniversitesi ile
ortaklaşa bir şey yapabilir ya da yan dalı belki ekleyebilirler, bilemiyorum. Ama dediğim gibi bölümün kendisi çok yoğun olduğu için çok zor oluyor. Program çok dolu. Anladım. Peki şöyle bir şey sorayım. Galatasaray'da bu bölümü okumak isteyen ama hani Fransızca altyapısı çok iyi olmayan bir öğrenci çok zorlanır mı sence? Yani hazırlık ne kadar hazırlıyor seni bir bölüme? Şöyle hazırlık 2 sene sürüyor. 2 senede çok yoğunlaştırılmış bir biçimde Fransızca eğitimi görüyorsunuz. Yani bunun işte konuşmasından, okuma metinlerine, işte sunumlara kadar çok yoğun ve çeşitli bir eğitim alıyorlar. Zaten lisansa ilk başladığınızda bir gramer dersiniz oluyor yine. Hani size hatırlatmalar yapılıyor. Ve bence gayet temel bir düzeyde lisansa başlıyorsunuz. Ve lisansla zaten hani maruz kaldığınız tek dil Fransızca. Yani bir şekilde ilerliyor o şey. Bir şekilde yazmasını öğreniyorsunuz, bir şekilde konuşmasını ve okuyup daha iyi anlamasını, kavramasını öğreniyorsunuz. O hani gittikçe ilerliyor ve gelişiyor diyebilirim. Üçüncü sınıf, pardon, ikinci sınıftan itibaren de İspanyolca görmeye başlıyoruz ve ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfa kadar belli bir yine İspanyolca düzeyine geliyorsunuz. Dördüncü sınıfta ise önce İspanyol edebiyatı ardından İspanyol uygarlığı görüyorsunuz ve burada da işte tıpkı edebiyat tarihinde olduğu gibi, ama edebiyat tarihi kadar uzun ve geniş değil, daha kısa kısa İspanyol edebiyatını ve İspanyol tarihine dair bilgiler öğreniyorsunuz. Peki İspanyolcanın belirli bir sebebi var mı? Hani normalde çünkü bizim Türkiye'deki üniversitelerde gördüğümüz işte ya Almanca ya Fransızca olur ya. Bu da sanırım Fransız kültürüyle alakalı bir şey. Yani İspanyolcayı neden seçtikleri ben de bilmiyorum. Hani neden İngilizce olmadı? Bu konu hakkında da fikrim yok. Ama size ya, uygulamalı yabancı diller bölümü olduğu için hani sadece 2 ile değil 3 dille mezun etmek. Ben bunu bağlıyorum. Başka türlü olmuyor çünkü. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca ile mezun olmuş oluyorsunuz. İspanyolca en önemli derslerden bir tanesi. Çünkü en yüksek kredi dersiniz mesela İspanyolca oluyor ikinci sınıftan itibaren. Bu çok önemli bir şey bence. Dolayısıyla iyi de bir İspanyolca eğitimi almış oluyorsunuz. Peki şimdi şu da var. Hani Galatasaray Üniversitesi böyle ilk başta bir vakıf üniversitesi olarak sanılıyor ya. Bunun okuldaki şey ne? Yani gerçekten böyle özel üniversite gibi bir okul mu? Hani devlet olduğunu biliyorum ama hani normal yapısı öyle mi? Çünkü daha küçük bir okul. Diğer işte devlet üniversitelerine baktığımızda mesela bu Galatasaray şu an hangi üniversitelerle karşılaştırılıyor genel anlamda sıralamayla? İşte Boğaziçi ile en çok karşılaştırıldığını gözlemledim ben. İşte ODTÜ gibi böyle çok iyi devlet üniversiteleriyle karşılaştırılıyor Galatasaray. Yani bunun okuldaki karşılığı ne sence? Şöyle ya, yani okul bir kere hani butik bir okul olduğu için evet küçük bir okul ve işte bunun yarattığı bilmiyorum rahatlık var, yani herkes birbirini tanıyor aslında. Büyük bir okul olmadığı için, büyük bir kampüsümüz olmadığı için vakıf şu noktada öğrenci için önemli. Burs alanlara vakıf burs veriyor. Aslında direkt Galatasaray Vakfı'ndan burslarını alıyor öğrenciler. Onun dışında Boğaziçi ile karşılaştırılıyoruz. Evet. Ama Boğaziçi'nde biraz daha mühendislik bölümleri fazla. Bizde 2 tane. Biz aslında sosyal bir okuluz. Yani sosyal bilimler üstüne kurulu bir okul diyebilirim. Uluslararası ilişkiler, hukuk, işte işletme, iletişim, Fen Edebiyat Fakültesi. Bir de sadece 2 mühendislik bölümü vardır mesela. Bu yüzden yani vakıf üniversitesi değil, devlet üniversitesi Galatasaray. Ama dediğim gibi vakfın oynadığı rol orada öğrenciye burs vermesi ve işte herhangi bir işte değişiklikte vakıftan vakıfa bildirilerek şeyleri yapılması, değişikliklerin yapılması. Anladım. Peki konuşmalarında sürekli şundan bahsettin, çapraz okumalardan. Bunu biraz daha açabilir misin? Yani çapraz okuma nasıl gerçekleşiyor? Siz nasıl hallediyordunuz? Çapraz okuma farklı dönemlerden farklı yazarlara dair işte okumalar yaptığımız, modern Fransız edebiyatından tutun da klasik edebiyata kadar, işte Voltaire'in Candide'inden Michel Houellebecq'in bir romanına kadar ya da Marcel Proust'un başka bir kitabına kadar bir takım bölümler seçiyor hoca bize okumamız için.
Ve ardından derste bunları bizim tartıştığımız bir ders aslında bu. Çok tek bir döneme bağlı tutulmadığımız için farklı farklı dönemlerden farklı farklı yazarları işlediğimiz bir ders bu. Çapraz okumalar. Bir de Frankofon edebiyat var. Ben bunu da çok önemli olduğunu düşünüyorum bölümde. Çünkü burada biz işte Fransızca konuşulan ülkede işte ceza edebiyatına dair bir sürü isim işliyoruz. Fransız edebiyatından işte Simone de Beauvoir'ları işliyoruz ve işte Fransız edebiyatının diğer o Frankofon edebiyat üstündeki etkisine dair bir şeyler öğrendiğimizde çıkarımlar yaptığımız bir ders oluyor. Yine bizim lisans programımız içerisinde önemli bir ders olduğunu düşünüyorum ben bunda. Peki şimdi genel anlamda Türkiye'de dil ve edebiyat okuyan... Aynı zamanda bizim çok yoğun bir çeviri dersi programımız da var. İlk sınıftan neredeyse son sınıfa kadar çeviri üstüne çok fazla çalışmalar yapıyoruz. Türkçeden Fransızca, Fransızca'dan Türkçe'ye ardıl olarak, yazılı olarak pek çok çeviri dersi alıyoruz. Ve lisanstan mezun olduğunuzda artık çeviri yapabilecek. Ardıl istiyorsanız tekrar hani çeviri bilimi okuyabilirsiniz. Ama işte Fransız yazılmış bir kitabı Türkçe kazandırabilecek kadar iyi bir çeviri bilgisiyle mezun oluyoruz. Yine çeviri dersi de bizim lisans programımızda önemli bir yeri olan derslerden bir tanesi. Gerçekten çok güzel. Fransızcayı ben de öğrenmek istiyorum. Yani en çok öğrenmek istediğim iki dil zaten Fransızca ve İspanyolca. O yüzden böyle çok güzel bir bölüm olarak geliyor ama eşit ağırlık öğrencisiyim. Bir de şunu sorayım son olarak. Zaten oturumumuz da bitmek üzere. Türkiye'de dil ve edebiyat okumak, işte bu bölümler çok fazla aslına baktığımızda iş imkanı bulunamayan bölümler olarak gözüküyor. Ya sen bu konuda ne düşünüyorsun? Maalesef ki öyle. Yani mühendis gibi mezun olmuyorsunuz. Filolog diyebiliyorsunuz kendinize. Ama dediğim gibi yani çalışma alanları çok geniş. Çünkü işte hem çok zengin bir lisans programına dahil olduğunuz için ve oradan kazandıklarınızla mezun olduğunuz için aslında kolay bir şekilde yapmak istediğiniz yere entegre olabiliyorsunuz. O yüzden bizden mezun olanların büyük bir kısmı reklam ajanslarında metin yazarlığı yapıyor. Yine çok yoğun bir kısmı yayın evlerinde çevirmenlik ya da editörlük yapıyor, dergilerle çalışıyor. Bu tarz dediğim gibi, yani maalesef ki bir karşılığı yok ama kendimizi entegre edebileceğimiz donanımda mezun olduğumuzu ben düşünüyorum. Aslında iş biraz da kişinin kendisine kalıyor. Yani kendini kesinlikle ne kadar çok pazarlayabilirsen ya da geliştirebilirsen o kadar iyi iş buluyorsun da diyebiliriz sanırsam. Kesinlikle, kesinlikle evet. Bir de hani nerede ne yapmak gerektiğini de bilmek gerekiyor. Yani ne istediğinizi aslında öncelikle farkına varmanız gerekiyor. Yani dil bilim üstüne çalışabilirsiniz. Orada ise daha da farklı iş imkanları sunulur. Dediğim gibi ben çok orada dil bilimle çok sevmediğim bir alan olduğu için hep edebiyat tarafıyla daha fazla ilgilendim. Ya da çeviri bilim üstüne çalışabilirsiniz. Ve işte ardıl çeviri üstüne yoğunlaşabilirsiniz. Çevirmenlik yapabilirsiniz. Bu tarz imkanları da var ya da edebiyat üstünde odaklanabilirsiniz. Buradan akademik bir kariyer kurabilirsiniz vesaire. Bu şekilde. Peki son olarak şunu da sorayım. Galatasaray Üniversitesi'ndeki sosyal kulüpler nasıl durumda şu anda? Yani aktifler mi yoksa sadece ismen mi varlar? Ben çok aktif oldukları düşünüyorum. Özellikle bizim tiyatro kulübümüz hem Fransızca hem Türkçe inanılmaz iyiler. Diğer kulüplerde çok bir bilgim yok. Çünkü ben de çok katılmadım. Dediğim gibi o yoğun ders programından bir şeylere vakit bulamadım ama genel olarak aktif bir kulüp hayatı var Galatasaray'da diyebilirim. Benim de bildiğim Galatasaray'ın kulüplerinden tiyatro kulübü var zaten. Bu en çok bildiğim o. Ve sinema kulübü de var sanırım. İşletme, evet, girişimcilik, evet, bunlar da var. Evet, evet, onlar da güzel kulüpler. Tamamdır. Soru varsa alalım, yoksa sanırım oturumu kapatabiliriz. Ya da Gizem, senin eklemek istediğin bir şey varsa sen de ekleyebilirsin kısaca. Yok, umarım Galatasaray'a gelirsiniz ve umarım memnun bir şekilde de buradan ayrılırsınız. Çok güzel, yani her ne kadar yoğun olsa da çok güzel bir üniversite hayatı sunuyor size Galatasaray ve sizi
o dolanımıyla da mezun ediyor. Güzel bir okul, güzel bir çevre, prestijli bir üniversite hayatı, prestijli bir isim. Dolayısıyla umarım yine de her şekilde hayallerinizin peşinden giderseniz ama Galatasaray'ı unutmazsınız diye. Ben çok memnunum oradan mezun olduğum için. Gizem, çok teşekkür ederiz bizi kırmadığın ve şimdi bizi birlikte olduğun için. Gizem'e herhangi bir sorunuz olursa bize ulaşabilirsiniz. Biz sizi Gizem'e ulaştırırız.